Evet sevgili arkadaşlar son günlerde aslına bakarsanız can sıkan bazı gelişmeler var. Bu gelişmelerden bir tanesi de Fenerbahçe-Beko ile ilgili. 31 Aralık'ta hatırlarsınız Fenerbahçe-Beko Türk, Türk Hava Yolları Euro Lig'de. Deplasmanda Virtus Bologna'ya 92-88 mağlup oldu. Ee, yeni transfer Modley'in 26 sayı 8 rebound 2 asistlik performansı yetmedi. Şimdi ne oluyor bu Fenerbahçe Beko'ya dediğimiz anda Fenerbahçe'de bazı şeyler gerçekleşiyor arkadaşlar. Nedir o şeyler? Fenerbahçe'de Dorsey için geri sayım. Evet yanlış duymadınız. Dorsey için geri sayımda. Tabi buna ilişkin de duyumlar aktaracağım arkadaşlar. Tyler Dorsey. Şimdi Fenerbahçe Tyler Dorsey için teklif veren en ciddi teklif veren en ciddi konumda olan iki kulüpten bir tanesi. Çünkü Olympiakos'la birlikte Fenerbahçe son teklifini iletip beklemeye koyuldu. E, Tabi çeşitli duyumlar var, çeşitli söylentiler var arkadaşlar. Ee, Yunan basınına ve Türkiye'deki bazı duyumcuların haberine göre Tyler Dorsey Monaco'nun teklifini geri çevirdi ve Fenerbahçe ile Olympiakos'un çok yıllı sözleşme tekliflerinin üstüne düşünmeye başlamış. 26 yaşındaki Yunan pasaportlu Amerikalı skorer son kararını vermek için süre istemiş. Olympiakos, Tyler Dorsey'in eski takımı olması, Fenerbahçe Beko ise Yunanistan milli takımının da çalıştırıcısı olan Dimitris Itoidis'in Dorsey ile milli takımda da çalışıyor olması nedeniyle avantajlı durumda. Fenerbahçe'nin teklifinin Olympiakos'a oranla bir miktar daha iyi olduğu da gelen söylentiler arasında. Geçtiğimiz sezon Euroleague'in en iyi yıldızlarından biri olarak gösterilen Dorsey 3 sezonluk Euroleague kariyerinde 11.4 sayı, 2.5 rebound, 1.7 asist ve 0.7 top çalma ortalamaları yakaladı. Dorsey bu sezon NBA'de oynamak için Avrupa'dan ayrılmış ancak kısa sürence Dallas Mavericks tarafından serbest bırakılmıştı. Şimdi bu Dorsey'i ben size kanaldan söyleyeceğim. Şimdi bu arkadaşla ilgili 2-3 hafta önce bazı bilgiler konuştuk hatırlarsanız. Hani kompo vardı. Şu meşhurun kardeşi alınmadan önce bunu konuşmuştuk. E, Samet Akaydın mesela çok fazla gündemdeydi. Hani Samet Akaydın konusunda şöyle olacak arkadaşlar Fenerbahçe'ye gelse de gelmese de herkes ilk bilen kişi olacak. Sosyal medyada muhtemelen ilk bilen kişi olacak. E Dorsey için de aynı şekilde gelse de gelmese de herkesi ilk bilen kişi olacak. Yani siz bilirsiniz arkadaşlar kime inanıp kime inanmamak konusunda ya da kimi takip edip etmemek konusunda. Ben şunu söyleyeyim ben duyumcu olarak kendimi tanımlamıyorum. Ben kendimi yorumcu olarak tanımlıyorum. Çünkü e, bazen öyle duyumlar denk geliyor ki adam paylaşmış çoktan yani çok geçmiş paylaşalı üstünden çok zaman geçmiş. Bir bakıyorsun aynı duyumu sen paylaşıyorsun. Aa hocam diyorlar şu zaten paylaşmıştı. Aa diyorsun tamam o zaman adamın duyumuymuş. Şey olmasın. Duyum işleri böyle sıkıntılı işler. Ama yorum işlerinde çok şey yok. istediğin yorumu yapabilirsin. Şimdi Dorsey konusunda Olympiakos'un finansal olarak daha iyi teklif verdiği duyumu var bende. Hani daha önce de orada oynadığı için duygusal bir bağ var. Kabul. Ama yani Bilmiyorum Fenerbahçe ne yapacak? Fenerbahçe Beko'nun bu düşüşü sürecek mi? İnşallah hakkımızda hayırlısı olur. Mert Hakan Yandaş'ın bazı açıklamaları var. Bu açıklamalar içerisinde aslında bir şifre var. O kadar açıklamanın içerisinde. Hani mesela Galatasaray maçında kendimi atmam abartılı diyor. Zaten biz de çok güldük ettik ona. Bakın şu cümle çok enfes bir şey. Diyor ki Jesus ve ekibinin hem Fenerbahçe'ye hem de ülkeye büyük bir aidiyet duygusu var. Şimdi hani bir laf vardır ya bayram değil, seyran değil, enişten beni niye cimcikledi mi öyle bir söz vardı hani. Bayram değil, seyran değil. Mert Hakan Yandaş niye bunu söyledi? Hani niye ülkeye aidiyet duygusu var dedi. Olsa ne, olmasa ne? Hiç düşünüyor musunuz arkadaşlar? Acaba bu niye? Ben şunu söyleyeyim. Subliminal bir mesaj var. Bakın çok subliminal bir mesaj var burada. Yani anlayanlar için çok ama çok subliminal bir mesaj var. Ama anlayanlar için. Hocam biz anlamadık. O sizin sıkıntınız. Ben ona bir şey diyemem. Anlamadıysanız o sizin sıkıntınız. Ama subliminal bir mesajla Mert Hakan Yandaş aslında bizlere Jesus müjdesi veriyor gibi. Şunu söyleyeyim. Bak şunu söyleyeyim. Eğer ligde adalet olsun. Ligde adalet olsun arkadaşlar. Adil bir durum olsun. Jesus başımızda kaç sene kalırsa kalsın her sene istisnasız şampiyon olur. Onu da söyleyeyim. Fenerbahçe ee, ile adı geçen bazı isimler var. Mesela bir tanesi çok ilginç yine farklı kaynaklardan aldığım bir duyum arkadaşlar. Bosna Ersekli bir oyuncu. Deniz Hacika Duniç. Hacika Duniç. 24 yaşında İsveç doğumlu Bosna Ersekli 1.91 boyundaki stoper arkadaşımız. Şimdi Bosna Ersek milli takımının 19 kez formasını giymiş. E, golü yok. 3.5 milyon euro piyasa değeri var. Şu anda Rus ekibi Rostov'da kiralık. Ve e, Malmö'den Rostov'a kiralanan oyuncu 31 Aralık'ta geri dönmüş Malmö'ye. İsveç Ligi ekiplerinden Malmö'ye. 1395 dakika süre almış bu sezon. Ve İsveç'teyken yani alt yaş kategoriyi İsveç seçip Bosna milli takımına seçmiş. Şimdi arkadaşlar bu arkadaşla ilgili bir duyum var. Nedir o duyum? Hani Fenerbahçe'ye ve Türkiye'ye sıcak baktığını söylemiş menajeri. Ve eee Fenerbahçe'den bir teklif aldığı iddiasını söylemiş. Ve Fenerbahçe'de oynama ihtimalinin fazla olduğunu söylemiş. Bu arkadaşın menajeri. Ama araştırdım, soruşturdum. Yani bu arkadaşla ilgilenen kulüp biz değiliz. Bu duyumu veren arkadaşlar yanlışları olmasın. Hani Fenerbahçe diye başka bir kulübün başka bir kulübün görüştüğü futbolcu olmasın. Ben küçük bir uyarıda bulunayım da. Gerisini sizin takdirinize bırakıyorum. Yani sanki bir karışıklık var gibi geliyor bana. Bu karışıklığı da siz çözersiniz arkadaşlar. İkincisi Osmane Dembele. Şey Osmane Diamonde. Dembele nereden çıktı? Dembele beni anda. Osmane Diamonde fil dişi sahili 19 yaşındaki stoper. Şimdi bu arkadaş 15 maçta bir gol bir asist yapmıştı. Hatırlıyor musunuz? Portekiz alt ligindeydi gerçek takımı Mafraydı. şey, şey Midland'dı. Oraya kiralanmıştı. Ve bizim son videolarımızda, son duyumlarımızda verdiğimiz şey gerçekleşti arkadaşlar. O arkadaş hani olmayacağını, etmeyeceğini zaten belirtmiştik. Ama şöyle bir şey var. Menajeri açıklama yapmış Fenerbahçe tarafından. Fenerbahçe ya bir dönüş olmadı, ilgilenmiyorlar demiş ki MHYB diyoruz biz bunu ama Asıl MHYB kısmı şu. Biz bu arkadaşı istedik. Fiyat sorduk. Ancak aldığımız cevap insani bir cevap değildi. Yani 19 yaşındaki bir çocuk için istenen fiyat bu olmaması lazım. Ya bu insanlığa sığmaz bir fiyat. Şimdi o fiyatı satsınlar bakalım. Satabiliyorlar mı bir yere. Isaac Toure. Bunu da hatırlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Tyler'dan önce Isaac Toure'yi bunu da konuşmuştuk. Ee, Isaac ama Isaac diyelim Marsilya'daki hani şu 5 milyon euro piyasası olan futbolcunun menajeri demiş ki Nian Niyang Jibril Fenerbahçe'nin ilgisi vardı ancak Isaac Fransa'da bir takıma kiralık olarak gidiyor demiş. Yani Mustafa Hoca yine bildi diyor ki ben bu arkadaşın asla gelmeyeceğini İlgimizin olduğunu ama bizi tercih etmeyeceğini söylemiştim. Ve hatta demiştim ki bu arkadaş Fransa'da bir takıma niye gitmiyor da bize geliyor. Hiç sormuyor musunuz demiştim. Şükür yanılmamış oldum. Ha şu var. Ee, hani bir buçuk sene kiralama falan filan vardı da biz işin sonuna bir opsiyon koydurmak istedik. Belki de o opsiyonu kabul etmediler. Yani durum bu. Yani durum bu arkadaşlar. Ama şu 2.06 boyunda olması yaşı. Yani adamlar da bunu proje için aldılar. Zaten Fenerbahçe'ye opsiyonu verecek olsalardı biz yine alabilirdik. Son haberimizde Fenerbahçe Şörlot için nabuz yokluyor. Habire giriş Cao Pedro'nun yokluğu. Devamı işte Alexander Şörlot için nabuz yokluyor şeklinde. Ve marka bir isimle güçlendirmek istiyor Fenerbahçe hedef Sherlock'muş. Şimdi Leipzig'den Sociedad'a kiralandı. 17 maçta 8 gol 2 asistlik performans sergiledi. Yani Türkçe tabirle oraya biraz ısındı gibi duruyor. Oraya biraz alıştı gibi duruyor. Ve Fenerbahçe nabız yok diyormuş. 3 milyon euro Türkiye'ye gelmek için maaş istediği de gelen haberler arasındaymış. Arkadaşlar ben size bu haberin çıkış sebebini anlatayım. Yıllardır Galatasaray Trabzonspor'u maşa gibi kullanıyor. Maşa ile kocayı. Şimdi Maşa gibi kullanıp gidiyorlar. Fenerbahçe'nin üstüne salıyorlar. Onlar Fenerbahçe'nin üstüne salırken arka şeyde malı götürüyorlar. Şimdi Şorlot'un Fenerbahçe'nin adının anılması Trabzonsporların ilgisini çekiyor. Şimdi bu futbolcu bu sezon 25 maça çıkmış. 10 gol 4 asisti var 1732 dakikada. Yani benim standartıma göre 19,5 maç yani 20 maç sayalım. 10 gol 4 asist yapmış. Tabi Uluslar Ligi B grubunda attığı bir gol iki asisti de buna dahil ediyorum. Total süresine. Onu çıkarsan zaten e, 1310 dakika falan oynamış oluyor. Şeyde e, İspanya'da yani 1310 dakika hemen sizlerin huzurunda 1310'u bölelim 90'a. 14.5 maç yapıyor. 14.5 maçta 9 gol 2 asist. Yani 11 gol katkısı sunmuş oluyor. Gayet de iyi. Bu takımın satın alma opsiyonu var, 15 milyon euro. Durduk yerde koydurmadılar bu opsiyonu. Ve ben şunu söyleyeyim, Şerlott'un bu takım, yani bu takımın Şerlott'un bonservisini alması, Fenerbahçe'ye gelme ihtimalinden çok daha yüksek. İlginiz olsun arkadaşlar. Ben uyarayım da sonra biz bilmiyorduk, etmiyorduk demeyin. Anlatabiliyor muyum? Bu haberlerde sadece ve sadece biraz sizleri tahrik etmek için. Ee, sizi gaza getirmek için yapılan şeyler arkadaşlar. Benim e, bu kısımdan da aktaracaklarım bu kadar. İnşallah videomuzu beğendiniz. Başka aktardım, aktarmadığım bir şey var mı diye bakıyorum. Bütün duyumları, bilgileri konuşmuşuz. Ha şu aşamada e, ben isterdim ki bir Valencia, hani Valencia'nın e gitme durumu var arkadaşlar. Valencia giderse bir Musa Dembele olsun. Hani Mesela kim olsun? İki, yani çifte sürpriz olsa birisi Dembele olsun isterdim o çifte sürprizin. İkinci isminde e, ikinci isminde Adaman Nagala olmasını isterdim. 20 yaşındaki stoper 1.85'lik Nürnland takımının stoperi. Hani bu olmuyorsa da bir Nino olabilir. Ne bileyim başkası olabilir. Hani bir Musa Dembele benim için çifte sürpriz olurdu. Ama şu an Fenerbahçe'nin sürprizlerinden biri Tyler, Dorsey, Tyler Dorsey olacak gibi duruyor. İkinci sürpriz ise muhtemelen Samet Akaydın'a doğru gidiyor arkadaşlar. Hakkımızda hayırlısı olsun. Bakın biz geçtiğimiz sezonda gördük. Bu sezonda gördük. İsimler değil de başka şeyler bu ligde şampiyonluğa götürüyor gibi. Umarım biz oynadığımız futbolla, başarılarımızla, iyi yaptığımız şeylerle şampiyonluğa koşarız. Bu uğurda da sizleri yanımızda, ailemizde görmek isteriz arkadaşlar. Aşağıdan abone olup ailemize katılabilirsiniz. Videoyu beğenip yorum yapıp daha fazla kişinin görmesini sağlayabilirsiniz. Görüşmek üzere her şey için teşekkürler.